Böyle mi böyle kanka? Size güzeline saygını getir. Odasını gördük daha önce. İfşa ettin beni. Teşekkür ederim. Çok güzel ifşa ettin. Nereden? En başından başlayalım. En başından başlayacağız. Yapmayın. Böyle bir şey yapmayın. Bizim gibi geek dediğimiz o çerçeveye giren her insanın hayalidir bence. Sizin evinde böyle. Ağzının suyu akıyor bütün görenlerin. Evet yani. Küçük yaştan beri böyle annenin paçandısında falan işte o ninja kaplumbağalar falan. O zamanlar ne meşhursa. Belli başlı oyuncak yani kolikte bulunuyor da oyuncak adı altında koleksiyon şeklinde toplanıyordu ki o zamankiler şimdi yani muazzam paralar ediyorlar. Benim de öyle annem mesela o da fantastik bir insandı. Bana hep o aşılamıştı işte Superman'la ninja kaplumbağalar. Hep onun sayesinde tanıştım ya. Ben 5 yaşında Evil Dead izlemiş bir adamım yani. Yani hiçbir şekilde annem beni şey yapmadı yani böyle engellemedi. Evil Dead izle oğlum falan filan böyle. Evet travmatik şeylere sebep oluyor 5 yaşında. Exorcist, Evil Dead tarzı şeyler. Yani o şey yapardı yani klasik özel günlerde. Kan hediyesi. İşte doğum günü hediyesi. Böyle sıradan bir oyuncak almaktansa işte o zamanların popüler oyuncakları neydi? İşte G.I. Joe vardı, ninja kaplumbağalar ve tabii ki yani tüm zamanların en favori oyuncaklarından Star Wars serisi. Genelde onlardan oluyor. Yani ayda yılda bir tane oluyordu. Emekli, geçim derdinin arasında çocuklara oyuncak almak diye bir şey var ebeveynlerde. Orada başladı diyebiliriz çünkü o bir kere alınıyor. En güzelinden alınıyor ya. Yani onu elinden geldiğince korumaya çalışıyorsun böyle. Eve mesela misafir geldi çıkmaz onlar. Onlar ayrı bir şeydi. Misafir çocuklarına çıkan oyuncaklar vardı, çıkmayacak oyuncaklar vardı. Yani onlar sadece var, mabet falan mı? Aynen, kesinlikle. O zaman öyle bir şey yoktu zaten. Hani koleksiyon namına pek bir şey bilmediğin için. Hani açıyorsun falan diye oynuyorsun. Şimdiki aklım olsa ben bir çoğunu kutusunda saklardım. Ki hala duruyor zaten. Birkaç tanesi duruyor. 84 yılından kalma Star Wars oyuncakları var. İşte yavaş yavaş iş güç olaylarına karıştıktan sonra yani kendi paranı kazanma raddesine geldikten sonra yani bu işin daha ciddi boyutlarıyla tanıştık. Koleksiyon. Meğersem çok geniş bir dünyaymış. Yani öyle bir içine çekiyor ki seni. Hipnotize ediyor yani. Her baktığın, her köşede, her nereye bakarsan bak o şeyler yani dükkanlar falan hipnotize ediyor. Elini veriyorsun, kolunu kaptırıyorsun. Ya kolla kalsa komple yani komple ruhuna kadar alıyor diyeyim ben. Ben işte arkadaşlıkla gördüm aslında ilk. Facebook'ta böyle paylaşıyor diyordu. Hani bu ne oğlum dedim yani nereden buluyorsunuz bunları, ne güzel şeylermiş bunlar falan dedim. Ne güzel şeylermiş dedim de yani en şeyleri böyle, en alt kademedeki yani ilk defa karşılaşıyorsun böyle şu kadar işte 7 inç diyorlar onları. Bir dakika geldiğinde götürürüm seni dedi. Yani ben İstanbul'a gidip gidiyorum ama yani hiç fikrim yok öyle bir mekanlar olduğunu. Normal o zamanlar neydi DVD falan bakıyordum işte çizgi roman her zamanki geek hastalıkları böyle. Götürdüm zaten gördüm yani daha gitmeden zaten böyle erimeye başlıyorsun yavaş. Daha gördüğün gibi yavaş yavaş eriyorsun, ulaşamayacağım diye korkuyorsun böyle erikten. Bütün boyutlarını böyle sağlı sollu dizmişler. Yani nereye bakarsan bak böyle bir süre boynu tutuluyor. Yani gerçekten muazzam şeyler vardı. Tabii önemli olan nedir? Bütçe. Ben mesela ucuza ne buluyorsam onları alıp böyle 3-5 bir şey 90'lardan kalma ya da 2000'lerden kalma. McDonald's, işte Burger King, oyuncaklarım var. Onlar da aslında şey. Çuvalla falan. Ya onların da şey koleksiyon manyaklığı var. Esas profesyonel boyutlarda işler bambaşka. Hani öyle McDonald's'larda ya da Burger'larda sıradan bir oyuncakla asla karşılaşmayacağın güzellikte sanat eserleri diyebileceğim şeyler. O zaman sana en önemli soruyu soruyorum. En pahalı figür hangisi? Ha, güzel soru. Leonidas olabilir. Hatboys figürlesi. Yani bendeki daha doğrusu yani benim koleksiyonumda. Onlar 1.6 dediğimiz böyle 30 küsur santim civarlarında gerçek yüzlerine yakın detaylar var. Yani gerçekçi dedikleri şeyler. Hani göz parlaklığından tutup kirpinle kışın yani sakalının şeyini detayına kadar. Ben de kelepirciyim. Yani hepimiz gibi. Yani minimum fiyata maksimum maksimum güzellik şey mesela maksimum böyle ne alış gücü. Ya da şey eBay mesela sabahlara kadar teklif veriyorsun böyle şu falan. Bir de biz Türkiye'de yaşadığımız onların saatleri farklı ya. Hani hiç ummadıkları anda bitiyor falan bizde kalıyor bazen böyle. Ben de çok yaşadım böyle hani bir dolar farklı almıştım ya atış fiyatından böyle. Arabon vardı yani böyle eski Selçuk'un. Yani hatta arkadaşları paylaştığında abi yuh artık falan dediler böyle. Yani o fiyatı onu nasıl düşürdün falan. İşte saat farkı abi. Onlar çok işe yarıyor.
Yani ucu bucağı yok bu işin. Hani bu uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey yani. Cidden. Yani çünkü aldığın şey sana keyif veriyor. Birçok şeyden daha hani mesela ben bir ara sigarayı bırakmıştım. Şu anda da içmiyorum. Sigarayı bıraktım ki daha fazla ya da daha kaliteli şeyler alabilirim üstüne. Çünkü gerçekten yani ucu bucağı yok yani. Hatta işte bir şey var. Buna sakın bulaşmayın. Yani bir kere bulaşınca zaten komple gidiyorsun. Sen biliyorsun nasıl bir şey olduğunu onların. Biz de öyle işte. Hasbro, NECA. Gidişler böyledir ya da. Ya da işte şey, Kinder diyeyim. Ben iyice çocukluğumda Kinder. İşte Hasbro, Intertoy vardı o zaman. Onun küçük figürleri. Ondan sonra NECA işte 7 inçlikler falan filan böyle. Ondan sonra işte 1.6 ya da 12 inç dediğimiz o 30 santimli böyle boyutları var onların. Sideshow, Enterbay, Enterbay'a çok bulaşmamıştım ben de Sideshow'la şey, Hot Toys. Onu bir kere tattı, ilk Hot Toys film de yanında bilmiyorsam şey, Christopher Reeve Superman'di. Yani alınabilecek belki en babalarından biri yani. Direkt zaten hani kutuyu, yani ben şey yapmamıştım, dükkanda görmüştüm ama hani o kutuyla geliyor ya böyle. Kutusu da yani Superman'in ambleminin kutusu yapmışlar böyle kocaman. Ben onu şey zannediyorum, ayrı satılıyor zannediyorum. Hani dükkanda koymuşlar ama yani ben başka bir şey zannediyorum. Yani sen kutusuymuş onun yani. Detaya bakar mısın? Yani alıyorsun böyle şey, shipping box gibi karton kutusu var onun. Onun içinde açıyorsun, annem bu muymuş? Yani böyle miymiş falan. Detayları bir kaptırdın mı, göze bak, ağza bak, işte kollara, kumaşa, şuna buna bak derken bir saat ben yok harcamış maddi destek isteyen bir hobi. Destek diyorum bak çünkü tek başına olmuyor bazen. Yani, hani arkadaşına kalkıp da hot toys al diyemiyorsun. Yani en azından ufak tefek şeylerle destek bekliyorum. Ben bir ara öyle abim oluşturmuştum hani hediye alayım. Bana bunları alsanız sevindim arkadaşlar. En çok sevdiğin ya da gurur duyduğun, sahip olduğun için gerçekten böyle memnun kaldığın. Yani bir tane değil aslında da. Sadece figürün üzerinden mi dedim yoksa hani genel anlamda collectible şeylerden mi? Çünkü ben ışın kılıcı diyeceğim orada Dark Vader. Çünkü o benim kendi paramla internetten aldığım hani uluslararası bulvara açıldığım ilk üründü. Ve çok şükür yani her yer. Yani Star Wars falan herkesin hayalinde büyük ihtimalle ışın kılıcına sahip olmak. O ilk açtığım ses, ben daha ilk açtığımda şeye çarpmıştım mesela. Hani o Floresan'a falan çarpmıştım onu böyle. Seviyorum ama yol bir şey oldu mu başına bir şey geldi mi mesela. Ya büyük ihtimalle şey, ilk göz ağrım oydu. eBay kalmadı. Başka kalmadı. Bir şey buldun mu yoksa yok ya, nereden hani, alıyorsun figürlerini? Alacağım pek bir şey kalmıyor. Yani sürekli aynı karakteri ya da aynı şeyin farklı varyasyonlarını falan almak benim gibiler için değil. Bir tane olsun. En güzeli ya da güzel bir tanesinden olsun aynı gibisinden böyle. Yetiyor falan. Bir ara işte figür işini bırakıp kılıç, yani daha doğrusu top replikaları falan almaya başladım. Kalkan işte. Genelde silah tarzı şeyler işte kılıç vesaire. Biraz fazla mı kaçmışım, aşırıya mı kaçmışım falan diye düşündüğüm zamanlar olmuyor diye. Yani mesela o odayı, bahsettiğimiz odaya böyle kalkınca insan güzel ya falan diyorsun. Ya ne güzel bir oda falan. Biraz abartmış olabilirim ama yine de güzel diyorsun. Peki onları seyretmeyi düşünüyor musun? İhtiyaç anında camı kırın gibi bir durum olursa kafayı kırıp alıcısını bulduktan sonra yani, ya da mesela daha kalınca, yenisini bulduğun zaman mesela daha güzel, ha, eskisini satıp yerine. Onu istiyorsun. Önemli olan atacak insan bulmak. Güzel yani. Aldığını çok çok üstüne koyup satabileceğini bilmek. Yani bayağı. Yani en olmadı mesela iki misli. Kutusunda tuttukların daha şeydir, pahalı. Yani ne kadar güzel bakarsan derler ya, bakarsan daha bakarsan. Senin bakımını yaptığını da biliyorum bazı şeyleri. Aynen. Boyuyorsun. Ben alıyorum figürü. Yok ya bu orijinaline benziyor mu falan diyorum. İşte oradaki yani gerçek halinde neyse oradaki şeyine benzer renkli işte boyalar var. Akrilik mesela plastik oluyor. Akrilik oluyor. Figürün orijinali değil ama daha mı güzel oluyor? Evet. Çünkü ne oluyor? Bu sefer daha eşsiz bir şey oluyor yani. Demek istediğin başka bir şey var mı? Almayın. Bulaşmayın bu işe. Yani bulaşık da bilir. Yani kendinizi kaptırın yani. En son nasıl bir şey? Beni köşeye sıkıştırmak istediğin bir yer var mı? Kendi figüre sahip olmak ister misin? Evet. Bu... Tamam, gelsin. Güzel soru bir şey. Firmalar böyle şeyler yapıyor. Özel işte figürüne. Parası verildikçe... Yani o yüzünün kalıbı... Detayları boyaması yapılınca...
Hani şeylerde olur ya, gidersin festivallerde oturursun, resmini yaparlar işte evet. falan filan diye. Orada da işte diyorsun ki, üç boyutlu taratıyorsun kendini, işte sarısın başını, kıyafetlerini. Orada sana çıkartıyor, hatta kıyafetlerini işte seçiyorsun. Yani yarın öbür gün zaten herkes evinde yapmaya başlayacak bu teknolojinin bu hızıyla da. Şimdi figürünü böyle sevdiklerini yan yana koysun evinde o böyle ne bileyim aslında muzip, herkesi ölümsüzleştirebilir böyle. Aynen, muzip anlar falan böyle yaratsın. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlara bekliyoruz. Ben de kanal açarım bu saatten sonra.